Günaydın, günaydın canlarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, çok şükür. Şimdi hazırlandım. Saat 9:30, sabahın 9:30. Annemgil gelecek. Onlarla beraber Manavgat'a gideceğiz. Bugün anne kız gezeceğiz. Babam da bizi götürecek, getirecek sağ olsun. Gezeceğiz yani. Daha aslında doğru dürüst kendime gelemedim. Kusura bakmayın çünkü alışkın değilim erken kalkmaya şu sıralar. Birazcık hazırlandım. Güneş kremi sürdüm sadece yüzüme. O kadar güzel bir güneş kremiymiş ki böyle yüzümü resmen nemlendirdi, parlattı. Çok çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Tavsiye ederim size de. Güneş kremini göstereyim mi çıkmadan durun. Gösteremem çünkü çantam nerede? Kapının orada. Neyse arabada falan giderken gösteririm belki. Şimdi hemen annem gül çıkıyorlarmış. Ceketimi giyip ben de çıkıyorum. O zaman bugün benimle annemle beraber gezmeye hazır mısınız? Evden çıktım. Bugün de hava şansımıza soğuk ya. Biraz da esiyor, kapalı. Şansımıza bugün biraz gezek dediydik ama olsun artık yapacak bir şey yok. Biraz adımlayayım dedim ya. Annem gül gelene kadar birazcık yürüyeyim dedim. Evden uzaklaşayım şöyle. Hem de iki adımlayayım dedim. Bir de ben sabah kalkarken kahve içtim. Kahvenin yanında da bir paket bisküvi yedim. Şimdi de midem yanıyor. Sabah sabah. Üf, yanlış yaptım. Farkındayım ama işte bir an acıktım. Ona da dedim ki bir şeyler hazırlayamam şimdi 2 saat. En iyisi kahveyle bisküvi ye dedim. O da midemi rahatsız etti şu an. Neyse yapacak bir şeyim yok. Biraz ilerleyeceğim şurada. Nerede denk gelirlerse orada binerim artık. Köy yerlerinde de biliyorsunuz yanlış anlaşılır ama hemen komşular bakıyor nereye gidiyor diye. Bu önceden de vardı hani biz Uşak Banaz'dayken de öyle bakarlardı nereye gidiyor diye. Aman öyle işte. Vallahi yola kadar yürüdüm neredeyse ama hala gelen yok. Yani yürümesem bu evin önünde öyle buz gibi bekleyeceğim. Yürüyünce hiç yoktansa biraz ısındım. Ama bayağı bir rüzgarlı. Soğuk. Soğuk odalar. Hadi gari, hadi gari, gelin. Geldiler, geldiler çok şükür. Üşüdüm bayağı bir, şimdi ısındım arabada. Babamın 2 dakika bir işi var. Ona durduk, işini halledecek. Biz de bekliyoruz işte. Sonra buradaki işi hallettikten sonra artık Manavgat'ta gezeceğiz. Evet, babamdan ayrıldık canlar. Anamla baş başa kaldık. Babamın da birkaç işleri var. Onları halledecek. Biz de birazcık dolanacağız. Ama öncelikle hafiften bir karnımızı doyuralım dedik. Bir çay içelim dedik. Bir çay içeceğiz. Oradan da bir şeyler yiyeceğiz. Anne kız. Sonra gezmelere devam edeceğiz. Geçen de geç. Anneşimin bugün kafası biraz ağrıyor. Biraz tadı yokmuş. Ama iyi olacak şimdi. Bir geçsin de kendine gelir. Canlarım, birer tane annemle beraber patatesli pide söyledik. Burası çok güzel oluyor patatesli Merhabalar. Nasıl pideleri. bakmak? Herkese merhabalar. Ondan sonra Burası neydi çayımızı ya? söyledik. Manavgat. Sarıyer böreklisi. Aynen. Sarıyer börekçi. Şöyle bir kahvaltı yapalım dedik. Sabah kahveyle bisküvi yemesem iyiydi ama o yüzden az söyledim. Normalde 2-2 yerdik yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Kuzumun, kızımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel oluyor buranın içerisi. Gerçekten güzel oluyor. Her çeşitli var canlarım. Benim. Patateslisi, kıymalısı, peynirlisi. Biz geçen geldiğimizde 2-2 yemiştik ama bugün canım istemiyor. Ben bir tane söyledim. Annem de öyle dedik en iyisi bir çay içelim. Hava da soğuk ki içimiz ısınsın diye. Aynen bir çay içelim. Evet, seslendirme ile karşınızdayım. Çünkü mağazada müzik sesi çok fazlaydı. Telif yememek adına seslendireyim en iyi istedim. Bence daha mantıklı oldu. Çok güzel şeyler vardı canlarım. Gerçekten bayıldım. Ama fiyatları çok yüksek yani. Şu gösterdiğim gömlekler 500 TL. Ha, modeli güzel tabii ki. Hoşuma gitti açıkçası. Hele hele. Kol detayları daha çok hoşuma gitti. Kolunda böyle boncuk boncuk var ya. Her rengi de var görüyorsunuz. Bakın çok tatlı değil mi? Sadece buraları çok hoşuma gitti ama 500 TL'de yani benim bütçeme göre bence çok fazla.
Bilmiyorum. Ha, 250-300 olabilirdi. Şöyle bir kıyafet vardı. O da güzel. Şu pantolonlardan ben de sipariş verdim. Ama bunun bir farklı modeli. Önü cırt cırtlı şekilde olandan. 350 TL'ye sipariş vermiştim ben. O daha güzel tabii ki de. Bunun fiyatı da 300 TL'ymiş. Annem bir deneyeyim bunu dedi. Güzel duruyor dedi. Hani rahat. Annem denemeye girdi. O sırada ben de bunları size göstermek istedim. Evet canlarım, 400 TL bakar mısınız pantolona? Ama yani kumaşları gayet güzeldi. Hoşuma gitti de çok pahalı. Aman ucuz bir şey de kalmadı ki. Gösterdiğim bakın iki taraflı da 400 TL. Evet annem denedi ama olmadı. Rahat değil hakime dedi. Hem de paçaları çok uzun kaldı anneme göre. Daha sonra şöyle güzel hoşuma giden bir montu paylaştım. Gömlekler vardı. Hiç beğenmedim gömleği. Ona bakar mısınız fiyatına? 450 TL. Vallahi ben beğenmedim. Bir de 450 TL. Bu ne ya? Bu ne? İşte turizm gibi bir yerde yaşıyorsak her şey iki katı vallahi. Bunlar da güzel. Kaliteliydi kumaşlar ama kısa tabii ki. Göbeği açık giyilecek kazaklardan, işte bluzlardan. Bu da Barbie'liydi. Malları güzel. Böyle derili deri ceket ve deri etek takımı vardı. Evet canlarım, kıyafetleri gördünüz. Orada biraz bakındık ama bir şey almadık. Oradan çıktık, takıcıya uğradım ben. Çorap vardı daha doğrusu. 3 tane 50 TL'ydi çorabın. Çorap almaya girdik, takıcıydı hem de orası da. Girmişken takılara da baktık. Şansımıza da %50 indirim varmış. Yani her şey üstündeki yazan fiyatının yarı fiyatı. Küpe aldım. Aynen küpe 120 yazıyordu. İndirimli 60 TL'ye düşmüş. Onu aldım. Eve gidince gösteririm. Bir de hepsi çelik bu arada. Küpeler, kolyeler çelik. Annem de bir tane kolye beğendi. Annem kolyenin ucunu kendi kolyesine taktı. Kolyenin kendisi bende. Ucu annemde oldu. Şöyle göstereyim canlarım. Beğendiniz mi? Altın gibi oldu kız. Şöyle yonca. Ucu yonca böyle. Bu da asıl şeyiydi. Yani kolyesiydi. Ucun annem güzel. Kendi zincirine taktı. Ha, ben de ya. Kolyesini takmış oldum. Ay, güzel oldu. Ayşe diyecekli hakime. Senin kolyeni ben almış gibi oldum. Değişik bir şey oldu ya. Hayır. Asıl senin kolyeni ben almış oldum. Ucunu sana vermiş oldum. Bir şeyler yaptım. Yo, iyi oldu bence. Güzel kız, oldu. Kuleye, ben de böyle seviyorum zaten. Ya, kuleye böyle sade. Kuleye bakıp geri oturamamış. Geçeceğiz ya. He oraya bakalım diye. Ha bugün oraya ne yapıyoruz diyor. Bilmiyorum ki. Bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Ben de anlamadım ya. Ne yaptığımızı. Vallahi yeteri kadar dolandık birazcık canlar. Şimdi bir yer daha var Mega Park diye. Oraya da gireceğiz. Oradan sonra yavaştan babamın yanına doğru gideceğiz de. Saat 1'e geliyor. İyi. Çok da geç olmamış. 12.44. İyi. Gayet iyi. Oradan annem güle geçelim diyoruz. Bir şeyler yapacağız. Onu da annemin kanalına çekeceğiz. Annemin kanalından izleyebilirsiniz. Söyleme. Kız tanıtımını yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Programı söyleme programı. Programı söylemiyorum. Onu sürpriz izlersiniz. Takipte kalsın. Evet. Şimdi dediğim gibi bir dükkana daha girdikten sonra eve geçeceğiz. Canlar eve gidiyorduk. Eve giderken BİM'e uğradık. Olmazsa olmaz biliyorsunuz. Yoğurt alacağız da eksik varmış. Şunlar ne kadar diye bakıyor mu? Bakın bir de ışıklı selfie şey varmış. Acaba nasıl ki bu ya? Güzel mi ki? Telefona taktığında nasıl olur acaba? Gerek var mı? Yok arada ya. İyi mi kötü mü bile bilmiyorum. Efendim. İyi mi bu yoğurt? İyi. Temizini al bari. Kirliymiş bu. Neresi kirli? Aha, çamur gibi. Oh. Vaaah. O iyiydi. 3 kilo öyle mi? Öyle 3. 100 lira. Abo. Bir süt alsan hem süt içersin 100 liraya hem yoğurt çalarsın. Ah kadek. Ah, sen iyice değiştin kadek. Önceden öyle yapardın kadek. Neyse bir yoğurt alacağız zaten. Babam arabada bekliyor. Kilitli mi? Evet. Mi? Bu saklama poşeti düz diyor. Düz alalım. Bana bir hakime kadar. Düz herhalde bu. Düz mü ağzı? Kilitli demiyor. Kilitli iyi olmuyor. Kilitli değil. Saklama poşeti yazıyor. 45 TL'ymiş ama 120 adet. Bence iyi. İyi aynen. Ama işte içi nasıl onu merak ettim ya. Kullanışlı bakamayız mı? Bakamayız ki şimdi anne.
Şimdi bazıları böyle bakasım geldi şuradan. Bazıları da kesik olmuyor, upuzun oluyor böyle. Kesilmemiş oluyor. Bir şey olmaz. Biraz yamıştı. Açlıktan sonra neyi değiştireceksin? Bir hesap var. Adamın 200 lira verdim sana, tamam mı? Ben de 50 kuruş. 50 kuruş alsaydım. Bakıyorum da. Önemli değil dedim. Adam çocuğunu aldı geldi bana 200 daha uzattı. Abi dedim 200'e gerek yok. Abi dedim ben sana 100 lira daha eksik bir baktım. Sana 146. Evet, bütün YouTube kanalı beraber dinledik. Neyi? Anlatılan olayı. Şuradan bakayım bakalım nasıl olsun aldım diye. Şunu aç bakalım bir. Bu şey nasıl merak ettim ana şey. Ha, tam istediğinden. İyi kopuk mu? Hı-hı. Aa, iyi tamam böyle bunu. Yani mecbur alacaksın hadi. Alacağım canım. Evet canlar, annemgile geldik. Bir anda hava bozdu. Yağmur yağmaya falan başladı. Yani hafif hafif çiliyor şimdi. Tam zamanında geldik. Montumu çıkardım. Anamın şu yeşil ceketi giyip. Bu polorlu ya, yumuşacık valla. Gerçekten sıcak tutuyor. Dün düşündüğümde bunu giymiştim. Şimdi size neler aldığımı göstereyim mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle şunu bir giyeyim dedi yani. Vallahi şapkasını hava atayım. Üşümeyeyim. Evet canlar, ben geldim. Zaten şunu göstermiştim size. Ondan sonra bunlar benim zaten vardı. Neyse şimdi diğer aldıklarımı göstereceğim. Oy oy. Canlarım. Şöyle. Ben işte kendime birazcık atlet aldım. Tutkunun. Kadın bayanınki 70 TL. Yani benim 70 TL. Barış'ınki 50 TL. Halbuki ikisi de Tutku. Niye fiyatları farklı bilmiyorum. Şunu gösterdim diye. Onu canlı canlı izlediler anne. Saklama poşetine. Küçükmüş kız. Birer tane atlet aldık. Daha sonra da Pulla'ya girdim. Pulla'dan da iki tane kendime tişört, bluz diyeyim. Öyle bir şey aldım. Bunlar çok güzel. Ay gerçekten kumaşı çok kaliteli. Bir de bunlar biraz size böyle boyutu kısa gibi gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim canlarım. Yüksek bel pantolonlarla tam oluyor. Şu an üstümdeki pantolon da benim yüksek bel. Evde diyorum ya. Orada denedim. Tam oluyor yani. İki tane aldım. Şöyle göstereyim size. Biri bu. Ay çok net görünmüyor ya. Durun. Şöyle sizi ışıklı bir yere alayım değil mi? Burası iyi. Böyle krem gibi rengi. Şöyle giyiliyor. Kenarları büzgülü. İstersen büzgüsünü uzatabiliyorsun. İstersen buradan tutup iyice büzgülü yapıp daha da hani kısaltabiliyorsun. O artık sana kalmış bir şey ama modeli, rengine bayıldım. Çok çok güzel. Kumaşı, her şeyiyle çok güzel. Orada denedim ve aldım. Bayağı da yakıştı yani bana. Bunun fiyatı 170 TL'ydi. 170 TL'ye aldım. Böyle yoktu yani. Hem de ince bu. Yani çok kışlık bir şey de değil yani. Böyle güneşli havalarda üzerine ceketle çok güzel olur. Böyle montla falan değil de kot ceketlerle falan daha güzel olabilir. Bu da large 40 bedenmiş. Bir beden daha büyük olsa olurdu ama 40 en büyüğü bu vardı. Bir diğer aldığım bluz da şöyle siyah beyaz çizgili canlar bu. Şöyle göstereyim şuralardan tutup harika. Biliyor musun? Evet kısa duruyor ama giyince yüksek bel pantolon ya şimdi bendeki bu. Yani tam eşit geliyor. Değil mi anne? Denedim ya. Sen yine be. Ay, sarıldığa gibiyeceğine. Bu da indirime sen düşmüş. Sen bununla da üşümeyeceksin mi? Bu da indirime düşmüş. 160'dan 80 TL'ye bir düşmüş. Bir de arkadaşlar Manavgat'takiler genelde gerçekten orada yaşayan, burada yaşayanlar bilir. Burada hep böyle. Hatta bunların kısası. Evet, bunların kısasını giyiyorlar. Ben bunu yüksek bel olarak giyiyorum. Genelde öyle giyiyorlar. Ama rengine de bayıldım. Siyah beyaz. He? Kumaşı da çok güzel. Kumaşına da bayıldım. Bunları aldım. Başka da bir şey almadım. Tane olsun. İki tane böyle bunu tişört almış oldum. Bir de birer tane de atlet aldık. Tamamdır. He çorap aldım. Çorabı nasıl unutuyorsun?
Asıl mevzu çorap. Tavuklar tuzu yaptıydım ya, ondan yiyorum. 3 tanesi 50 TL'ydi çoraplarında. Şöyle göstereyim. Birisi beyaz, böyle pembe kalpli. Birisi de böyle beyaz, şöyle üçgenli. Daha sonra diğeri de siyah tercih ettim. Böyle yıldızlı. Şu tarafları da böyle kulaklı. Bunlar bir tane de zeytinyağı. Güzel oluyor. Ana tatlımız 3 tanesi 50 TL'ydi. Bundan aldık. Bir de küpe aldım. Bu da çelik küpe. Normal fiyatı 120 TL'ymiş. Bir yarı yarı indirim olduğu için 60 TL'ye geldi. Küpelerimi de şöyle göstereyim. Bunları yarın takarım zaten. Bugün eve gittiğimde bu küpeleri çıkartırım. Güzelce ilaçlarım, antibiyotiklerim, dezenfektalarım. Küpelerimi de aynı şekilde dezenfektalar. Ondan sonra da tertemiz takarım. Şunları en başa takacağım. Şunları ortaya takacağım. Bunları da sona takacağım. Böyle birazcık da sallantılı olsun, değil mi? Yeter böyle. Çocuk küpesi gibi taktım. Artık büyüdüm ben. Bunları takacağım. Ben de onu izliyorum. Sizler gibi ben de onu izliyorum. Artık büyüdüm ben. Bunlar da böyle çantama büyüdüm, koyayım. Büyüdüm. Bu arada Kadık. Altın gibi aynı değil mi? Barış servisle git. Sahteler de güzelmiş ki valla. Barış sahte diyecektim ya. Barış servisle gitmiş bugün. Öyle mi? Ha, servisle geri eve gidecek, arabaya alıp gelecek. Boş verin abi, bizim buna benim gidin. Yok yok, hayır. Valla. Hayır hayır. Sabah getiriverin. Ay azıcık. Bak bilekliğime. Buna benim. Ay bilekliğim diyorum, kolyeme. Birazcık daha bunu gevşetmek istiyorum ben ya. Çok sıvallı. Bu da bir şey diyeceğiz. Yalnız bir şey ya. Ya adamın ya bir gün izni var, yarın yatar düzgünce. O da doğru. Pazar yok. Bir güzel kahvaltı ederiz, öyle gideriz. Doğru. Kaç haftadır izin kullanamıyor. Doğru. 40 yılda bir izin. Onun da rahat. Hem biliyor ona. Her türlü uyardı. İşte genişletin. Para mı? Ne parası ya? Düber. Küpe mi? Düber düber. Düber. Duvara çivi. Biraz genişleteyim dedim ha. Genişletince nasıl oldu ki? Anne. Evet. Ha tamam ya, işte bu. Değil mi? Bakayım bir şöyle bir. Tamam. Hayırlı olsun bakalım. Anne. Sağ olasın bakalım. Genişletince daha iyi olmadı mı? Sanki aldım gibi değil mi? Çok güzel. Genişletince daha iyi olmadı mı? İyi oldu. Biraz şimdi ne oldu biliyor musun? Benim bu zincirin ucu anamda. Hı, niye? Ben de bu zinciri çoktan aldıydım. Anamın çelik diye. Ucundaki şey de benim aslında. Niye şeyinde takmıyor? Ya böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Bu sade daha güzel. İşte öyle yap. Tamam, güzel oldu ama. Artı gibi de o iyi değil. Kalp bu. Ne yaptı? Ne kalp? Kalbe benziyor. Hayır ne kalbi? Yonca o. Şans getirir. Yonca. Sor ne ablalara. Yok. Bak sen şey şeyde bak. Yonca, videoda bak Mehmet. Bak ben kalp diyorum. Hayır yonca o. Şans bir bakayım iyiydim ya, benim uykuşamasa. Yonca anne. Yoncaymış. Evet yonca kalp değil. Kalp değilmiş. Ama sanki şey geldi orada. Uykuşamasa. Ne bileyim ben ya. Ben ne aradım ya? Bir şey arıyordum. Anam. Gitti. Aklımdan gidiyor. Ben yandan severim ben seni candan. Güzel oldu değil mi? Ben beğendim. Evet, Manavgat'tan gelirim gelmez hemen işte canlarımı aldıklarımı da size gösterdim. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Aslında biz yedik de. Yani az yedik. Bir tane börek yedik. Ondan bir tık acıkmış olabiliriz. Bir de saat 3 oldu yani. Evet, biraz sonra bir daha yiyeceğiz zaten değil mi? Yani. Evet, çayımızı ama doldurup yiyeceğiz. Yani hemen iyi veren bir şey dedik. Sucuğumuzu falan da yedik, karnımız yine doydu çok şükür. Burada bir şeyler oluyor. Ama ayrıntılar Kader Alparslan'da. Bu arada zaten izlemiş bile olabilirsiniz belki. Çünkü ben bu videoyu hangi gün yiyeceğim belli değil yani. Evet canlarım, soframız hazır. Biz neler yaptık neler, ama bunun videolarını annemin kanalına çektik. Hatta yüklenmiş bile olacak ben bu videoyu yükleyene kadar. Çok güzel mantılar yaptık, üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirdik. Barış da soğanlı sumaklı böyle salata hazırladı. Burada da salatamız var, sarımsaklı yoğurdumuz eklemek isteyenler için. Soframız hazır. O zaman bize afiyet olsun.
Annemgil'de mantıyı yedik, evimize geldik, kahveyi yaptık, klimamızı çalıştırdık. Bu arada yeni klimamızı Instagram'dan takip edenler görmüştür, görmeyenler için de şu an böyle söyleyeyim. Ay durun durun, Survivor'a bakıyorum. Heh, ödülleri bombastikmiş. Yedik ya aşkım, aldık ya bundan. Halide ilgine giderken. İdare eder, çok da güzel değil. Ay güzel güzel, dava ederler vallahi. Bayılıyorum buna, çok güzel. O kadar lezzetli bir tadı var ki. Ay ne güzel ısıtıyorum. Neyse. Klimamız canlarım, markası gri. Şöyle yakından da. Ay masadan geçemedim ki. Şöyle gri marka. Yeni klimamız, taksitle aldık canlarım. Peşin biraz peşin verdik. Gerisini taksite bağlattık. Toplamda 26 milyar tuttu yani klima. Aşkım neydi bu? 18 binlik miydi? 18 binlik inverter. Zaten yeni klimalar öyleymiş. Enerji tasarruflu. Şimdilik güzel. Çok ısıtıyor mu? Tabii ki sobanın yerini tutmaz. Çok da ısıtmıyor ama idare eder. Hiç yoktan evin soğuğunu kırıyor yani. Yeni klimamızı da buradan size göstermiş oldum. Sonunda klimamızı aldık. Antalya, Manavgat gibi bir yerde yaşıyorsak klima şart canlarım. Gerçekten pişiyorduk. Aldık vallahi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım güzel günlerde kullanmayı nasip etsin inşallah. Şimdi bize de afiyet olsun. Ay canlarım, bu Survivor bitmez. Ben artık veda edeyim size. Bu böyle olmayacak. Bir değişiklik var mı bende? Küpelerimi taktım canlar ama en üstündekine takamadım üçüncüye. Çünkü bunlar şeymiş, mıknatıslıymış. Aa çok acıyor. Keşke takmasaydım. Mıknatıslıymış ya. Yani arkası geçirmeli değil. Böyle salıverdin o pıt iki tarafı kapıyor yani. Etimi sıkıştırdım kaç kere. Şu an çok acıyor. İnşallah bir şey olmaz. Bir ay oldu deldireli ama hala canım yanıyor biliyor musunuz? Hele şu üst çok acıyor. Bu da acıyor. Yani bir ay oldu geçmedi hala. Ne zaman geçecek bilmiyorum artık. Neyse daha fazla uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın canlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.